Ha, saygılar, merhabalar. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun diyorum Sağ bütün olun. salon adına. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizim başlığımız yüzyılı muhasebesiydi. Bu konuda sizin Evet. açılış mahiyetinde kişisel özellikle tecrübelerinize bağlı bilgilerinize başvuracağız. Kendinizi çok Rica yormadan, ederim. içinizden ne geliyorsa çok Evet. şey geliyordur. Onlardan istiyoruz. Dinlemek istiyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok değerli katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Bugün bu önemli toplantıdan bulunmak isterdim. Ama sizin de ifade ettiğiniz rahatsızlığından dolayı katılamadım. Tabii ki bugünü anlamak için geçmişi biraz değerlendirmemiz gerekiyor. Osmanlı İmparatorluğu bir ümmet anlayışı üzerinde şekillenmiş bir imparatorluk. Ancak 19. yüzyılın sonlarında Balkanlardaki milliyetçilik hareketi Osmanlı'da yaşayan ve farklı kesimleri ciddi bir şekilde etkiledi. Türklük ve Türkçülük o zaman gündeme geldi. Jön Türklerin yeni Osmancılık anlayışıyla İttihat Terakki'nin ulus devlet mantığının birleştirdiği bir dönemi yaşıyor. Yaşanmış daha doğrusu. Evet, burada Jön Türkler içinde çok önemli şahsiyetler biri Doktor Fatih Şakir ve Doktor Kasım. Daha sonra İttihat Terakki içinde önemli bir rol almışlar. Tabii ki bu merkeziyetli bir anlayışa geçmenin planları yapılmış o dönemde. Ve İttihat Terakki ne kadar bir Osmanlı'nın devamı gibi görünse de bir ulus devleti yaratmanın projesi yapılmıştır. Burada şöyle anlıyoruz. Alınan iki karar önemli. Gayrimüslimlerin nüfusunun azaltılması ve Kürtlerin asimile edilmesi projesi. Ve gerçekten çok kültürlü, çok inançlı olan bu coğrafyada böyle bir projenin toplumsal olarak bazı tatışmalara neden olacağını bilmek gerekirdi. Ancak bir ulus devlet yaratma mantığı istemez Türklerin, gayrimüslimlerin, farklı kültürlere, inançlara sahip olan insanların büyük acılar çekmesine neden oldu. Cumhuriyet'in ilk kuruluşunda Sivas ve Erzurum kongrelerinde Kürtlere özellik gibi şeyden söz edilmişse de daha sonra Mustafa Kemal'in İslamiyet'i esas alan İslami topluluğu bir araya getiren projesi yürütülmüş. Ancak Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra bu tamamen değişmiştir. Mustafa Kemal o dönemde vatanperverlik ancak Türk olmaktan ve Türkçü olmaktan geçer. Sözleriyle 1924 o mutabakanı tamamen ortadan kaldırdı. 1925 yılında Şehzade İsyanı'ndan sonra bilindiği gibi bu sürgünler bazı bütün şeyler ve yoğunlaşan baskı arttırılmıştır. 1925'ten sonra İsmet İnönü işte Said İsyanı'nın bastırılmasında çok ciddi bir rolostur. Ve başbakanlığa yeniden getirilmiştir. Ve o zaman da bildiğiniz 47 insanın asılması hele hele bir sebep getirilmeden idamların umumi müfettişlikler tarafından ifade edilmiş olması bu tamamen o dönemin hukukuna aykırı bir durumdu. Şimdi burada iki önemli soru. Türklerin asimile edilmesi ve Türk nüfusunun yoğun olduğu yerlerde bazı göçmenlerin tanıtılmasıyla Kürtlüğün önüne gitti.
getirmesiydi. Hatta 1932 yılında İsmet Paşa'nın Kürdistan'daki yaptığı gezide bütün illerle ilgili raporlar hazırlanmış ve Erzincan, Türkeş'ten Kürdistan gururu gibi bir açıklamada bulunmuş. Yani burada bütün mesele Kürtlerin gerçekten Türkleştirilmesiyle ilgili projeler ortaya koyulması bir yoktur. Daha sonraki bunu uzatmak istemiyorum. 1960'larda, 80'lerde yine bu tür günler devam ediyor. Kürtlerin konuşulması yasaklanmış ve bugünümüze geldiğimiz ulus devlet mantığı ve devlet politikasının hiçbir yerde değişmediğini görmekteyiz. Çünkü gerçekten çok köprülü bir coğrafyada ulus devletin korunmasından dolayı bazı sorunları çıkacağını gören devlet baskıcı politikayla Kürtleri kurmaya çalışmışlar. Zaten ifade etmeye gerek yok. Gayrimüslimler zaten öyle istedikleri gibi nüfusunun azalmasını sağlamışlar. Bugün belki Kürdistan'da en büyük olan Ermeniler bugün bir çok hazırlık bir durumu yine Türkiye'nin birçok yerinde ya ülkeyi terk etmiş veya nüfusları azaltmış. Şimdi burada ifade etmek istediğim şu: Cumhuriyet'in ikinci yüzyılda girerken bütün bu yaşanan gerçekleri toplumla paylaşmadan, toplumun değişim ve dönüşümü sağlamadan demokratik bir cumhuriyeti inşa etmek kolay olmadığını ifade etmek istiyorum. Mevcut siyaset ve siyasi partilerin bir rejim değişikliği, Kürtlerin eşit özgür vatandaş olma talepleri ciddi bir değişim gösterirse ve toplumu da bunu hazırlıkları takdirde 2. yüzyılda cumhuriyetin demokratikleşmesi kolay olmadığını ifade etmek istiyorum. Aslında en büyük görev bizlere düşüyor. Bugün bu salonda bulunan insanlarımız 100 yılda yaşanan gerçekleri toplumla paylaşması Kürtlere ve bu coğrafyada yaşayan insanlara yapılan haksızlıkların anlatılmasıyla değişim ve dönüşüm gerçekleştirildi. Yoksa mevcut sistem partilerinin bu 100 yıllık sorunu çözme gibi bir kabiliyetini ve isteğinin olmayacağını biliyoruz. Bu nedenle demokratik bir geleceği içselleştirmiş olan değerli insanların, demokratların aydınlığı başarabileceği bir şey. Biz ancak bunu başarabiliriz. Demokrasiye inananlar bunu başarabilir. Geleceği güzelleştirmek için Türkiye'deki halkları kucaklaştıracak bir anlayışla Türkiye'nin geleceğini tartışan bir grup, bir toplum, bir aydınlar, bir demokratlar isteyenler ve demokrasiye inananlar bunu gerçekleştirebilir. Eğer biz bunu gerçekleştiremezsek siyasetten fazla bir şey beklemenin hayal olacağını ifade etmek istiyorum. Tabii ki Türkiye halkının aydınlanması gerekir. Kürtler asla ve asla Türkiye'yi bölme gibi bir niyetinin olmadığı, Türk ve Kürt halkının ortak demokratik değerlerde buluşmasının mücadelesini anlatmamız gerekiyor. Eğer gerçekten bir kucaklaşmayı istiyorsa eşit yurttaşlık temelinde bir araya gitmenin ancak Kürt sorununu çözeceğini ve Türkiye'yi demokrasiye kavuşturacağını biliyor. Geçmişten bugüne kadar Kürtleri potansiyel tehlike göre siyasetin artık niçin Kürtleri düşmanlaştırdığını halk tarafından çok iyi bilinmesi gerekiyor. Biz bütün bunları aşabildiğimiz takdirde geleceğimizi güven altına alabiliriz.
umut ediyorum ve inanıyorum ki bu ülkede halkların ortak demokratik değerlerde buluşacağı gün yakın olsun. Bu düşüncelerle, bu temennilerle biz de bütün katılımcıları saygıyla